Arkadaşlar örgü aşkım bibeyim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi çalışacağız. Hem önden hem arkadan kullanabileceğimiz modelimiz. Çok kolay, hemen bitebilecek, boyu da çabuk yükselen güzel bir çalışma. Atkılarda, şallarda, yazlık bluzlarda ve yeleklerde kullanabileceğimiz bu modelimizi çalışmaya başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri de isteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 8'in katlarıyla zincirimi çektim. Modelim için hazırım. Elimi tutuyorum bakınız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 defa. Elimi tuttuğum yere yani 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum er ikişer, ikişer alıyorum ve son olarak kapatmıyorum iki defa aldım tekrar 1 2 defa doluyorum aynı yuvaya giriyorum 2şer i̇kişer, ikişer alıyorum toplamda 3 tane ilmeğimiz var bir zincirimiz bir de iki trabzımız hepsini aynı anda kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum 2 defa tığımın başını doluyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6. 7 8 8. zincirin içerisine giriyorum. Tığımın ucunu çıkardım. 1 2 defa alıyorum. Tekrar 3. kez çekmiyorum. Bakınız hem örgümü devam ettirdim hem tırabzanım elimi duruyor. 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 iki. İkisini aynı anda kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 tane zincirimi çekip bu iki tane trabzanı ördüğüm yere gelerek batıyorum şöyle ilk yaprağı oluşturdum hemen yanına yine 4 tane zincirimi çekiyorum yukarıya doğru çıkıyorum iki defa başını doladım trabzanımla yine aynı yere batıyorum hepsini aynı yere battım üçüncü kez çekmiyorum hem zincirim hem de trabzanlarım kalıyor iki defa daha doluyorum aynı yuvaya batıyorum bir 2 2 defa çektim bir zincirim iki de trabzan üçünü aynı anda kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını iki defa doluyorum ve dibinden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirin içerisine batıyorum ikişer ikişer çekiyorum sonu kapamıyorum tutuyorum tekrar iki defa doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 2 trabzanımı kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekip trabzanlarımın yanına dibe batıyorum batmış olduğum yerden tekrar 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum 2 3 ve 4 tığımın başını 2 doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 İkinci kez aynı yere batıyorum ve doluyorum. Bakın. Üçünü kapatıyorum ve bir tane zincirimizi çekiyoruz ve bu şekilde modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. Bir tane daha yapalım. Modelimiz bu şekilde devam ettiği için daha fazla ilerlememize gerek yok. En son bakın yine aynı işlemimi tekrar ettim. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Ve kenarından ben trabzan yaparak bitirmek istiyorum Kenarları belirli olması açısından bu şekilde de üst kısma devam edebilirsiniz bir zincirimi çektikten sonra bir iki defa başını doluyorum bir iki üç dört beşinciye batıyorum ve buradan ikişer ikişer çekerek kenarımı da belirlemiş oluyorum ve yukarıya tekrar bir 2, 3, 4, 5 tane zincirimle çıkıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1, 2. Bakın bir zincir, iki trabzan şekliyle örüyoruz arkadaşlar. Üçünü kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada ilk sırada zincirimizin üzerine batmıştık. Bu sıramızda ve bundan sonraki sıralarımızda ise iki tane yaprağımızın arasındaki bölümümüze batıyoruz. Bir zincirimizi çektikten sonra iki defa doluyorum. Şu iki tane yaprak arası birleşme noktasına giriyorum. İki tane trabzanımı üçüncüsünü çekmeden bu noktaya örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. Kapatıyorum. Dört tane zincirimi ilave ediyorum. 3 ve 4 Dibine batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincirle tekrar çıkıyorum iki defa dolayarak aynı yere giriyorum. Bir tekrar ikinci trabzan örüyorum. Üçünü birlikte çekiyorum ve bir tane zincir. Bakın modelimiz kendisini göstermeye başladı. Şimdi iki yaprağın arasına bakınız. Burası bir grup, burası diğer grup. İki grubun arasına iki defa başını doluyorum. Gelerek batıyorum. İkişer ikişer. Üçüncüsünü çekmediğim iki tane trabzanımı örüyorum. Kapatıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zinciri dibine batıyorum. Dört zincirle yeniden çıkıyorum. Üç ve dört, iki trabzanımı yine yanına örüyorum. Her seferinde üç ilmeğimizi aynı anda kapatıyoruz. Ve bir zincir sona kadar bu şekilde ilerleyelim. En son bölümümüzü de ördüm. Bakın, üçünü aynı anda kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir iki defa başını doluyorum. Şu kısma gelerek batıyorum. Şu rahat şu rahat trabzanlarımla yukarı doğru çıkıyorum. Bir iki üç dört beş tane zincirimi çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. Hemen iki defa dolayıp dibine batıyorum. İlk önce dibine iki tane trabzanımı örüyorum ve çekiyorum bir tane zincirim tığımın başını doluyorum iki defa diğer grubun ara noktasına giriyorum iki tane trabzan tek seferde çekiyorum bir tane zincir şimdi bir yaprak grubumuz burası diğeri burası arasındaki bölümümüze yine buradaki çalışmalarımızı tekrar ediyoruz hiç farklı işlem yok çok çok kolay bir çalışma iki tırabzan 1 2 3 4 tane zincir aynı yere batıyorum. battığım yerden 1 2 3 4 zincirle çıkıyorum. Tekrar iki tane tırabzanımı ikişer ikişer dolamış olduğum tığımda üç seferde kapatıyorum. Üçüncüyü hepsini aynı anda olacak şekilde bir tane zincirim ilave ediyorum. İki doluyorum yine bu araya giriyorum ve bu şekilde modelimizi istediğimiz kadar örerek istediğimiz örgülerde kullanabiliyoruz çok güzel kırventler çantalar olabilir altına astar kullandığımız zaman gayet güzel olacaktır Evet şöyle aynı şekilde örgümüze devam edelim Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Aynı işlemlerimizi tekrar ederek dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Kullanacağımız örgünün şekline göre yelek, kırka, atkı, şal her nerede örüyorsak yetecek kadar aynı işlemlerimiz tekrar ederek örelim. Evet yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.